Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manab ben. Bugün sizinle çok enteresan bir video ile karşınızda olacağım. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın değerlendirmesini yapacağız. Aslında ben bugüne kadar bu videoyu çekmedim. Çekmeme sebebim de gerçekten ortada çok fazla netleşmemiş bilgi olmasıydı. Bazı arkadaşlar bu konuda videolar hazırladılar ama bugün ortaya çıkan bilgilerden sonra Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tüm detayları ortaya çıktı. Hatta basın görseli de ortaya çıktı arkadaşlar. Basın görselini gördüğümde şunu çok net söyleyeyim. Zaten şu anda da muhtemelen siz bunu görüyor olacaksınız. Galaxy S8'in muhteşem bir şekilde, yani muhteşem göründüğünü söylemem lazım. Ben telefonu gerçekten de çok ama çok beğendim. Tabii sizin yorumlarınız burada çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tasarımı ile ilgili, en azından görüntüsüyle ilgili çok merak ediyorum ama ben Galaxy S8'in tasarımı beni LG G6'ın tasarımından daha fazla heyecanlandırdı. Bunu belirtmem lazım. Şimdi burada yani geçtiğimiz günlerde zaten biz teknobura.net adresinde Samsung, hatta o da muhtemelen şurada yazıyor teknobura.net. Şurada da arkadaşlar teknobura.net'e girebileceğiniz hemen linki paylaşalım lütfen. Buraya tıklayarak teknobura.net'e bir girin. Oradaki haberleri okuyun. Sizden ricam bu. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlarımız hala kanala abone değillerse lütfen kanala da abone olun. Bunlar bizim için çok önemli. Bu tarz en azından bize destek sizin için çok küçük bir şey. Sadece bir tıklamadan ibaret ama bizim için dediğim gibi çok büyük şeyler bunlar. Lütfen bu bağlamda bize abone olursanız ve takip ederseniz çok teşekkür edeceğim. Şimdi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus tanıtılacak. Hemen burada Galaxy S8'in ve Galaxy S8 Plus'ın bize neler sunduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi telefonlarda Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ta aslında aynı nesil ekranlar kullanılıyor. Yani ikisinde de 2560'a 1440 piksel 2K, yani Quad HD dediğimiz bir çözünürlük var. 2K çözünürlük var. Bununla devam ediyor. Bazı arkadaşlar Galaxy S8 Plus'ta 4K olacağını falan söylemişler ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 2K ile yola devam ediyor. Tabii ki işte bu curved dediğimiz edge ekranlara sahip, iki tarafa doğru edge ekranlara sahip bir ekran var burada. Galaxy Note 7'de görmüş olduğumuz keskinlikle aşağı inen bir yapıya sahip. Yani Galaxy S7 Edge'deki gibi yanlara biraz daha ovalleşen değil de daha net ve daha keskin bir şekilde yana doğru kıvrılan bir ekran var. Galaxy S8'de 5.8 inç ekran varken Galaxy S8 Plus'ta 6.2 inç ekran var arkadaşlar. Telefonların hem Snapdragon 835 kullanacağını hem de Exynos 9 serisi 8895 Yonga setiyle geleceğini belirtelim. 10 nanometre üretim teknolojisine sahip Yonga seti gerçekten ben enerji verimliliği tarafında mükemmel bir iş ortaya koyacağından adım kadar eminim. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. Snapdragon 835'te bildiğiniz gibi Adreno 540 grafik birimi var. Exynos 8895, yani 9 serisi, Exynos 9 serisi 8895'te ise arkadaşlar Mali'nin G71 MP20 GPU'su var. Bu GPU gerçekten özellikle bu kadar fazla çekirdek barındırırken 20 çekirdekli olduğu söyleniyor. Gerçekten bunun nasıl bir performans ortaya koyacağını hep beraber göreceğiz. Hafıza tarafında UFS 2.0 biliyorsunuz zaten Galaxy S6'da da kullanılmıştı, Galaxy S7'de de kullanılmıştı. 2.1, yani Galaxy S8'de UFS 2.1'in kullanılacağı söyleniyor. Bakalım gerçekten böyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama UFS 2.1 ile telefonların geleceğini ben adım kadar eminim. Bu UFS 2.0 zaten bildiğiniz gibi ortalama eski nesil bir SSD performansı veriyordu. 2.1 ile beraber 300 megabayt böyle saniyelerde okuma ve yazma hızına ulaşacak telefonlar. Android 7.0 ile birlikte ben gerçekten de uçuşa geçeceğini düşünüyorum arayüzün. Bakalım hep beraber göreceğiz. 64 GB hafıza olacak hem Galaxy S8'de hem de Galaxy S8 Plus'ta. Belki 128 GB seçeneği olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki 256 GB seçeneği olur ama microSD kart desteği olduğu için ve microSD kart desteği de bu telefonlarda bir hafız olarak görüldüğü için belki Samsung burada hafıza arttırımına gitmez. Çünkü hafıza arttırımı ekstradan da maliyet demek oluyor arkadaşlar. 4 GB RAM var telefonlarda. Her iki telefonunda dediğim gibi 4 GB sistem belli olacak ve tabii ki LPDDR4
bellek kullanacak diye düşünüyorum. DDR5 bellek kullanır mı derseniz ben pek zannetmiyorum. Bu konuda da zaten yaptığım araştırmada dediğim gibi DDR4 belleklerde karar kılındığını görüyorum ve 1866 MHz civarında da bir hız olacak burada. Hep beraber göreceğiz. Kamera tarafında 12 megapiksel dual piksel teknolojisine sahip. Bildiğiniz gibi bunu anlatmıştık zaten ve inanılmaz şekilde odaklama yapabilen, çok hızlı odaklama yapabilen bir kamera olacak arka tarafta. Özel bir kamera olacak. Bunun gerçekten de ben Sony sensöre sahip olacağını biliyoruz ama Sony'nin özelleştirilmiş bir sensörle Galaxy S8'de karşımıza çıkacağını da söyleyebiliriz. F1.7 değer var. 8 megapiksel ön kameraya sahip. 5 megapiksel 8'e terfi ediyor. Bu iyi olmuş. O da ön kamerada F1.7 değere sahip. Ben kamera tarafında özellikle Galaxy S8'in oldukça iddialı olacağını düşünüyorum ama hep beraber göreceğiz. Sensör tarafında tabii ki telefonda kalp hızı sensörü, barometre, retina tarayıcı var. Bu önemli. İlk defa Galaxy Note 7'de görmüştük ve muhteşem çalışan bir retina tarayıcıydı. Yani ben bu kadar güzel bir retina tarayıcı çalışabileceğini hiç aklıma gelmezdi. Samsung Galaxy S8'de bunun daha da ilerlettiğini söylüyorlar. Bakalım hep beraber nasıl bir sistem var onu göreceğiz. Parmak izi okuma sensörü artık telefon arkasına taşınmış bir durumda. Çünkü ön tarafta artık yer kalmadığı için telefonun arkasında parmak izi okuma sensörü olacak. 802.11ac desteği var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. IP68 sertifikası sayesinde telefonun su ve toza karşı dayanıklı da olacak. Bunu belirtelim. Galaxy S8'de 3000 mAh pil olacak. Galaxy S8'de de arkadaşlar söylendiğine göre 3500 artı demişler. Yani benim tahminim 3600-3800 mAh bir burada batarya olabilir. Galaxy S8 Plus'ta hep beraber göreceğiz. Telefonun en önemli bence merak edilen tarafı ise sanıyorum fiyat tarafında Samsung Galaxy S8'in 799 Euro'dan Avrupa'da satışa sunulacağını söyleniyor. Bu Amerika'da 850 dolar gibi bir rakam olacağı söyleniyor Galaxy S8'in. Galaxy S8 Plus arkadaşlar 899 Euro'ya pazara çıkacak. Amerika'da da Galaxy S8 Plus'ın 956 dolardan satışa sunulacağı şimdiden söylenen bilgiler arasında. Ben burada şunu söyleyeyim. Tabii ki birçok arkadaşımızın bana abi peki bu Türkiye'de ne olur diye birçok arkadaşının sorduğunu soracağına eminim. Hemen şöyle bir kısaca anlatayım. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A7 2017, Galaxy A2017 serisi neden pahalı diye bir video hazırladık. Hatta onu da şurada paylaşalım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Galaxy A2017 serisinin neden pahalı olduğunu sizlere anlattık. Samsung ülkemizde o kadar önem veriyor ki Türkiye pazarına gerçekten çok fazla önem veren bir firma Samsung. Bundan dolayı Güney Kore'de bu telefonu aslında ne kadar satıyorsa Türkiye'de de hemen hemen o paraları satıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Samsung Galaxy S8 bu fiyatlarla pazara sunulursa ortalama 3000 TL civarlarında falan ham maliyeti var. Bunların üzerine tabii ki vergiler, ÖTV, KDV, işte BTK vergisi, şunu bunu koyduğunuz zaman, IMEI kaydını falan koyduğunuz zaman tabii ki çok yüksek rakamlara çıkabilir ama Samsung bunları totale alıp, yani kendi içinde bunları özümseyerek gerçekten de ülkemiz insanlarını mağdur etmemek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bunu zaten dediğim gibi Galaxy A2017 serisinden pahalı videomuzda sizlerle paylaştım. Yani Avrupa'dan çok az bir fiyat farkı var. Zaten Güney Kore ile hemen hemen aynı fiyat satılıyordu telefonlar. A serisi için söylüyorum. Bu telefonda da ben Galaxy S8'in ülkemizde 3299 TL seviyesinden satışa sunulacağını düşünüyorum. Galaxy S8 Plus'ın ise 3799 TL seviyelerinden pazara sunulacağını düşünüyorum. Ben telefonların beklendiği gibi 4000 gibi rakamlarda asla ve asla satışa sunulacağından adım kadar eminim. özür dilerim. Samsung dediğim gibi burada gerçekten de insan, Türk insanı düşündüğü için zaten vergiyle çok ciddi anlamda uğraşan insanlarız. Ben fiyat tarafında çok ciddi anlamda taşın altına elini sokacağını düşünüyorum ve Galaxy S8'in çok rekabetçi bir rakamla Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Samsung biraz bunu da yapmak zorunda. Çünkü Galaxy Note 7 sahipleri gerçekten çok üzüldü. Bir noktada söylenen bir laf var. Galaxy Note 7 alanlara Galaxy S8 ile ilgili bazı kampanyalar yapılacak diye. Bunu hep beraber göreceğiz. Umarım böyle bir şey de yapılabilir. Böyle bir şey yapılırsa ben Samsung'un gerçekten de zaten dünyanın en büyük üreticisi. Bu bağlamda çok daha iyi bir noktaya kendi markasını ve kendi karizmasını taşıyabileceğini de düşünüyorum. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
Siz telefonlarla ilgili hem Galaxy S8 hem Galaxy S8 Plus ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Zaten önümüzdeki günlerde Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın da detaylı incelemesiyle karşınızda olacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Herkese hoşça kalın. Bay bay. Eyvallah.